Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli genç kardeşlerim, şu an bizim şanlı tarihimizde ecdadımızın bize bırakmış olduğu en büyük cephemiz olan, tarihi yarımadamız olan Endülüs'ten selam ediyorum. Endülüs'te Elhamra Sarayı'nı şöyle tatlı temaşa ettiğimiz ama bir tarafımızın eksik ve içimizin yandığı şekliyle Elhamra Sarayı'nı hep birlikte temaşa ediyoruz, görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde, yani Halife-i Müslim'in döneminde Afrika'nın kuzeyi fethedilmiş. Mısır, Tunus, Cezayir fethedilmiş ve vahyin 100. yılında, dikkat buyurun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyinin 100. yılında Müslümanlar, yani tabi'in dönemi, sahabiyi görmüş onun evlatları İspanya kapılarına dayanmış. Endülüs'e gelmiş. Cebeli Tarık'tan denizleri aşmışlar. O zamanki yokluk, teknoloji ve bütün girdapların içerisinde imanları onlara ilahi kelimetullahı nesillerden nesillere, kıtalardan kıtalara ulaştırma gayreti onları kısa dönemde hızla İslam'ın bütün bölgelere, kıtalara yaymalarını, yayılmasına vesile olmuşlar. Onların bir dertleri vardı kıymetli dostlar. Onların zevkleri dertleri değil, davaları dertleri olduğu için, davaları dert edindiklerinden dolayı Allah olunmazları onlara olundu kılındı. Kıymetli genç kardeşlerim, Endülüs'ü şöyle 7-8 cümleyle özetlemek istiyorum. Kimler bu şanlı tarihi bize yazmışlar? Musa bin Nusayr, tabiinden, ashab-ı kiramı görmüş o büyük şanlı asker, Emevi devletinin bir valisi. Vali İspanya kapılarına kadar gelir. Burada 711 yılında burayı fetheder. 711-715 yılında, yani 3 yıl burayı fetihle geçer. Belli bir müddet sonra valilerle idare edildikten sonra burada Emevi İslam Devleti kurulur kıymetli dostlar. 220 yıl burada Emevi İslam Devleti hüküm sürer. Her bir noktasına, her bir köyünde ezan-ı Muhammediye okunur, camiler inşa edilir, hanlar, hamamlar, medreseler inşa edilir. Kurtuba tefsiri burada yazılır. O İslam bilginleri, müfessirleri büyük eserlerini burada yazarlar. Önünde bulunduğumuz şu ecdat yadigarı esere bakar mısınız? 8. yani 7. yüzyılda yapılmış, 711 yılında yapılmış bir eserin zarafetine, inceliğine bakın. Şu surlara bakın. Surlara, dağa, taşa baktığımızda İmanın inkişafa geldiğini ve vahyin nasıl haykırdığını bugün hala 21. yüzyılda Avrupa'nın merkezinde bütün Hristiyan alemine meydan okuduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün biz neyle meydan okuyacağız? Hangi imanla, hangi ufukla, hangi gayret, hangi fedakarlıkla? Dolayısıyla bugün ecdadın bırakmış olduğu eserleri bile daha tarihinden haberimiz yok. Yeni bir tarih yapmaya mecalimiz yok ama hiç değilse tarihi yazmış. Bugün İspanya dediğimizde kaç tane gencimin aklına Endülüs aklımıza geliyor? Veya İspanya deyince aklımıza ne geliyor kıymetli dostlar? Bir futbol takımı mı geliyor? Yoksa ecdadımın bana bırakmış olduğu eserleri mi aklıma geliyor? Yoksa burada 6 milyon Müslümanın sürgün edildiği mi aklıma geliyor? 3 milyon Müslüman kardeşimin böyle hayvan kesilir gibi kesildiklerimiz mi aklımıza geliyor? Yoksa bir araba markası mı aklımıza geliyor? Bunların her biri kendimizi titretme, direnme ve dirilişimizi yeniden ayağa kalkmak için
büyük bir vesiledir. Kıymetli dostlar, 220 yıl burada hüküm süren İslam Devleti en sonunda nasıl yıkılmış, nasıl yok olmuş ve buraları nasıl terk etmişiz? İki cümle. Müslümanlar bugün olduğu gibi birbirine düşmüş ve birbirlerinin arkasından kuyularını kazmışlar, yıkılmışlar ve burada küçük küçük bir devletçik haline gelmişler. Devletçik haline geldikten sonra da onları yem etmeleri ve yok etmeleri küffarın daha kolay olmuş. Kıymetli dostlar, bugün hepimizin üzerinde düşünmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Düştüğümüz nokta burası. Düştüğümüz nokta birbirimize düştüğümüz nokta. Ne zaman ki birbirimizle uğraşmışız, ne zaman ki birbirimizin arkasından kuyusunu kazmışız, o zaman Allah bize vermiş olduğu büyük nimetleri, büyük fetihleri, saltanatları bizim elimizden çekmiş, almış. Ne zaman ki birbirinize kenetlenmişiz, ne zaman ki tek vücut haline gelmişiz, o zaman Allah bizi dünyanın kıtalarına hükmedecek ve büyük fetihler, büyük kapılar nasip etmiş. Diyorum ki, geliniz kıymetli dostlar, hiç değilse bunu devlet bazında, ülke bazında ben ne yapabilirim ki demeyelim. Kendi küçük ailemizde, akrabamızda, kendi çevremizde, mahallemizde, semtimizde ve ilimizde bunu becerebiliriz. Bunu becerdiğimiz anda Allah bize yeni kapıları, yeni dirilişleri bize nasip edecektir. Rabbim inşallah bu ümit ve duayla hepimize yeniden bir gayret, yeniden bir çaba, yeniden bir dert ilhak eylesin, nasip eylesin. Rabbim bu ecdadımıza da rahmet eylesin. Biz nesline de, torunlarına da şanlı ecdadımızın tarihine sahip çıkma şuurunu, ferasetini, basiretini bizlere nail eylesin, lütfeylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Başta bütün ecdadımızın, Emevi Devleti'nin ve Musa bin Nusayr'in ve bilcümle Salatin Osmaniye'nin, Hulefai Raşidi'nin büyüklerinin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.